Yeter, çok teşekkür ederim. Çok sevindim vallahi. Bu bence burada açıkçası bir hayranlık söz konusu. Ben söyleyeyim. Olabilir. Öyle mi? Sana karşı. Vallahi. Tabii. Bir hayranlık söz konusu. Aslında o yüzden öyle bakmak lazım. Ne olsaydı da böyle mi olacaktı diyorsun? Ben yani sen ne söylesen olacaktın gibi hissettim. Vallahi. Evet. Çünkü bir Beyaz Öztürk hayranlığı hissettiriyor. Var mıydı öyle bir şey? Pardon. Acun Bey diyor ki, yani bir Beyaz Öztürk hayranlığı seviyorum hanımefendi diyor. Biz evet ailecek. Onu hissettim. Yıllar onu evet ya, hissedilmeyecek bir şey değildir. İşte ben, sen bana güven. İlla i̇şte hissediliyor. Ettiklerimi biçiyorum. Bravo. Çok teşekkür ediyorum. Ya benim net fikrim buradan dönmezdi yani. Hayır. Ben şoktayım yani. Şöyle iki tane şey çarpıştı bugün bence. Bazı yarışmacılarımız hadisenin nasıl köyünden geldi direkt güdümlü hadiseye çocukcağız. Evet. Bu hanımefendi de... Niye bu aynı çocuğu söylüyorsun? Lan başka bir örnek ver ya. İki de köylüsü diyorsun. Evet neyse. Allah'ım ya. O bu köylünün hanımefendi... ismi var. Samet. Bari Samet'ti. Evet, sevgili Samet kardeşim. Teşekkür ederim. Uçağa binerken daha hadise diye yaza yaza geldi. Burada da hadise dedi ve devam etti ya. Hatta beraber yemeğe gittiler. Doğru yemeğe evet, gittik. Evet. Sevgili Beyaz'ın da tabii dediği gibi yıllar boyunca seyirciyle kurduğu öyle bir bağ var ki. Kesinlikle. Bu hanımefendi, ben onu net sezdim. Algısı tamamen kapanmıştı. Evet. Beyaz'ın döndüğünü gördü. Beyaz'ı seçecekti. O sırada çok büyük bir teklif aldı. Onu fark edemedi bile. Çünkü o hedefe aramadı. Kilitlenmişti. Evet. O çünkü bir Beyaz seyircisiydi. Hayranıydı. Ve Beyaz'ın Öztürk'ü tercih etti. Beyaz! İçimden gelerek söylüyorum. Bu yarışmada en sevdiğim an, en sevdiğim şey bana tezahürat edilmesi. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Bayılıyorum ya. Şaka bir tarafa tabii ama. Ay bebeklerim benim, iyi ki varsınız, sizin şansınız. Sizin şansınız. Ben biliyordum böyle oluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Canım. Gözlerim de duyguluyum. Canım hiç benim. Ya sürpriz, sürpriz. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günüm. Benim doğum günü hediyesi bana. Annenize de bir sarılın. Ha sen de bir sarılın. Şöyle biraz dinleyelim. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Olağanüstü bir performanstı. Çok zarifsin, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Peki bir şey söyleyeceğim, ben hala şoktayım. Sezen Aksu gibi bir vaatte bulunuldu. Bir şarkı alınacak evet, diye. Evet, yani ben herhalde bir hafta falan kendime gelemeyeceğim muhtemelen. Peki beyaz deme amacınız neydi tam olarak? Gerçekten çok seviyorsunuz anladığım tabii, kadarıyla. Tabii tabii, kesinlikle. Hatta şöyle de bahsettim ya, ailecek zaten. Evet. Çok seviyoruz kendisini. Ama hani çok böyle bariz de hiçbir birbirinden ayrılmayacak kadar kıymetli üstadlar hepsi gerçekten öyle kendi canlarında. Hep birazcık kalbimin sesini dinledim. Birazcık o işte ilk döndüğümde bir göz kontağı oldu. Sanırım o böyle birazcık etkiledi. Yani çünkü duyunca ben direkt etkilenirsiniz diye düşündüm. Çünkü çok büyük bir vaat bu. Tabii ki. Murat Bey de iki şarkı alacağım o zaman. O yükseltince. Ama eminim ki gerçekten Beyaz'da çok güzel olacak her şey sizin için. İnşallah. Bol şans diliyorum bundan sonra. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum.